2021 yılında Toprak Mahsuller Ofisi ekmeklik buğday için 2250 lira, makarnalık buğday için 2450 lira taban fiyat verdi. Ancak bu taban fiyattan Toprak Mahsuller Ofisi alım yapamadı. Çünkü serbest piyasa daha yüksek oluşunca çiftçi haklı olarak ürününü götürdü, serbest piyasada sattı. Daha sonra Toprak Mahsuller Ofisi geçtiğimiz yıl yurt dışından 5700 liradan tonu buğday alıp geldi. Bu yıl ise yılbaşından bu yana 1,5 milyon ton ithal buğday geldi. 6500 lira ortalamasıyla yurt dışından da ithal buğday geldi. Bazı bölgelerde Mayıs sonu itibariyle hasatlar başlayacak. Çiftçilerin maliyetleri kurtarabilmesi için 7000 lira civarında ton olarak bir taban fiyat verilmesi gerekiyor. Çünkü çiftçi istediği verimi sağlasa bile taban fiyat düşük olunca ekimden uzaklaşıyor. Bu da ülkemizde buğday açığını oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle 17 milyon 500 bin ton buğday elde edildi. Yurt dışından da 7-8 milyon ton ortalama buğday getirildi. Şimdi dünyadaki kuraklığın, pandeminin ve savaşın etkisiyle piyasalar yükseliyor. Çiftçimizi buğday ekiminde tutabilmek için taban fiyatın iyi bir rakam olarak açıklanması gerekiyor ki çiftçi bundan sonra da ekimini sürdürsün. Bölgemizde hasat 2 ay sonra gerçekleşir ama bazı bölgelerdeki hasat bu ayın sonlarına doğru başlayacağı için ayın ortasında da taban fiyatı açıklanacağından çiftçi refahı düşünülerek bir taban fiyatının açıklanması şart görülüyor.